Eskişehir Net ekranlarından iyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir Vakti Saat programı ile daha karşınızdayız. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Taraktaş. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Kendisi ortopedi uzmanı sayın Mehmet Yılmaz. Mehmet abi hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyi bulduk. misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben deyim abi. Yoğun koşturuyoruz. Siz ameliyatlardan Evet. çıktınız. Ben anjiyolardan yetiştik. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim Mehmet. Benim Şimdi için abi büyük zevk. Ortopedi tabi derya deniz. Eklemlerin, kasların olduğu, liflerin olduğu her yerde siz varsınız. Ama siz özellikle belli bir bölgeyle biraz daha fazla uğraşıyorsunuz. Bu da omuz cerrahisi. Onunla ilgili sayın seyircilerimize bilgi verirseniz bugün omuz hastalıklarında neler oluyor? Omuzu oluşturan yapılar nelerdir? Bununla ilgili bir giriş yaparsak çok sevinirim. Tabii ki. Omuz eklemi vücudumuzdaki hareket arkı en fazla olan, en geniş hareket kabiliyetine sahip olan eklem. Omuzu yerinde stabil tutan yapılar genellikle bağ dokusu, kaslar ve kapsülden oluşan yapılarla yerinde stabil tutuluyor. Kemik dokular yeterince destek olmuyor yani stabilite açısından. Böyle geniş arkta hareket kabiliyeti olan bir eklem olmakla birlikte bu tabii travmalara, incinmelere karşı omuz ekleminin daha açık olması anlamına da geliyor. Dolayısıyla yaralanmaları, incinmeleri daha sık olabiliyor. Bunun Şimdi ne abi tip problemler oluyor? Oradan başlayayım. omuzla ilgili tabii geniş hani herhangi bir darbede dizle kalçayla birlikte el ve omuzda gerçekten çok darbelere açık bir yer. Omuzla ilgili sıkıntısı varsa bir kişinin nasıl şikayetler oluyor? Omuzda sıkıntısı olan hastaların öncelikle ağrısı olur. Ağrının dışında hareket kısıtlılığı, hareket Ağrı yaparken nasıl? ağrıları olur. Ele vuruyor mu? Sırta mı vurur? Ağrı Tam genellikle evet, özel bir lokalizasyonu. lokalizasyonu omuz bölgesinde başlar ama boyuna doğru yayılabilir, dirseğe doğru da yayılabilir. Hareketle pozisyonla değişir Hareketle mi? artar, bazen omuz ağrısıyla birlikte hareket kısıtlılığı olur. Kola yayılan ağrıları olabilir. Yani en büyük şikayet, birinci derecede olan şikayetimiz şey, ağrı. Peki omuz tabii Ve hareket kısıtlığı ikinci kolu da planda. taşıyan güçlü kasların ortak noktası gibi diyebilir miyiz? Omuz gerçekten güçlü olduğunda elle de daha ağır işler yapabiliyoruz değil mi? Sporcularda da görüyoruz. Sporcularda çok fazla yüklenme oluyor dediğin gibi. Dolayısıyla yaralanmaları da oldukça fazla oluyor. Özellikle baş üstü hareketlerde, basketbolcularda, voleybolcularda sık omuz instabilite problemleri, yani stabilitesinin bozulması problemlerine sık rastlanılıyor. Peki abi omuz çıkması da çok sık görülüyor. Bunların nedeni nelerdir? Hani bazı insanlarda habitüel, alışkanlık olarak çok ufak bir hareketle bile ters hareketle omuzlar çıkabiliyor. İşte bu omuzun hangi anatomisinde sıkıntılar olduğunda Omuz çıkıkları şöyle diyeyim, vücudumuzda en sık çıkık görülen eklem omuz eklemi diyebiliriz. İlk çıkması travma ile oluyor genellikle. Düşmeler, spor yaralanmaları gibi travmatik olabiliyor. Ya da doğuştan kapsülde gevşeklik varsa çok daha basit travmalarla, zorlanmalarla da çıkıklar oluşabiliyor. Ama genellikle travma sonrasında omuz çıkıkları oluşuyor. İlk çıkık dediğim gibi travma ile oluşuyor. Ondan sonra bu çıkık oluşuyor. Ardından çıçık şeyin glenoidin omuzun yerine oturduğu yuvanın ön kısmındaki genellikle öne doğru çıktığı için ön kısmı dedim. Buradaki kapsül ve yapıları labrumu yırtıyor. Yırtıldığı için buradaki ligamentler, kapsüller kendi kendine kolay kolay iyileşmiyor. Özellikle sporcular da bir kez çıkık olsa bile böyle aktif spor yapan insanlarda oradaki yırtık yapıların onarılmasını tavsiye ediyoruz, onarıyoruz. Ama normal yaşantısı olan insanlarda birkaç defa, 3-5 defa çıkık olursa muhakkak özellikle artroskopik tamir gerekiyor. İşte bankart lezyonu deniyor buna. Şimdi abi Artroskopik tamir yapmak gerekiyor. ondan önce tabii hani siz gerektiğinde cerrahi öneren bir hekimsiniz. O teknikleri zaten birazdan gireceğiz ama bu lezyonlarda mesela tekrarlayan çıkığı ben sık gördüğüm için omuzla ilgili
aklımda kalmış. Tabii Direkt sen de sporda cerrahi yapıyorsun. öncesinde de başka fizik tedavi vesaire gibi bir Çıkıklar öneriler için oluyor mi? mu? Çıkık Çıkık genel omuzdaki problemler için. hastalık. Tabii çıkığın tedavisi acil yerine koyma, redüksiyon. Bir defa ilk Evet. Hı. çıkıkta bunu yapmak gerekiyor. İlk 6 saat içinde çıkık omuzu yerine koymak gerekiyor. Eğer olmazsa, acil müdahale olmazsa ne gibi sorunlar oluşabilir uzun dönemde? 6 saat içinde omuzu yerine koymazsak humerus baş kısmındaki yapılarda beslenme bozukluğu oluyor. Damar İleride havası büyük yaptığı için. damar sinire de ayrıca bası yapıyor ama onun dışında yapmadığını varsaysak bile uzun süre çıkık durduğu için o baş kısmında beslenme bozukluğu oluyor. Evet, kemiğin baş kısmında Kemiğin baş beslenme kısmında bozukluğu da ileride dönüşümsüz. artık proteze kadar giden durumlarla Evet, çok karşılaşabiliriz. daha Dolayısıyla basit çözülebilecek olayı acil yerine uzatıyor. koymak gerekiyor. Habitüel olursa dediğin gibi ya da rekürren tekrarlayan çıkıklar olursa da artroskopik yöntemi ben tercih ediyorum. Oradaki yırtık dokuların tamir edilmesi Ama yoluna artroskopi geçiyoruz. nedir? Yani bu hep denilir artroskopi, eklemlerle ilgili insanlar muhakkak duymuştur. Artroskopik müdahaleler nedir? Artroskopik müdahale eklemlerin içine vücuttaki tüm eklemler olabilir. İşte omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz, ayak bileği eklemlerinin içine, kapsülün içine bir skop vasıtasıyla çapı 4 milimetreyi geçmeyen optik bir aletle eklemin içine girerek orayı gözlemleyip aynı zamanda da cerrahi işlemler yaparak yine deliklerden 0,5 santimetreyi geçmeyen deliklerden eklemin içine girerek buradaki bozuk yapıların tamiri yoluna gidiyoruz. Yani bu aslında safra kesesindeki yöntemle birbirine benzer. Evet, genel Orada cerrahideki evet. laparoskopi ile Hani benzer bir yöntem. halk açık ameliyat, kapalı ameliyat diyor ya. İşte laparoskopik yöntem safra kesesinde 3 tane delik açılır karın bölgesinde. İşte birinden kamera, ışık birinden işte diğerinden de cerrahi malzemeler gönderilerek o şekilde kapalı ameliyatlar, bunların diz, omuz herhangi bir eklemde yapılması Evet. artroskopik olarak Tabii söz ediliyor değil mi bizim abi? aletler biraz daha küçük, ince. Çünkü yapılar oldukça küçük. Böyle milimetrik hareketlerle işlemler yapılıyor. Abi Geniş bir artroskop alanımız yok yani. Dar bir alanda Bu çalışıyoruz. artroskopi tabii sizin özellikle tecrübenizin çok olduğu bir alan. Özellikle omuz eklemiyle özellikle ilgilendiğinizi biliyoruz. Ne yapılıyor artroskopik olarak? Nasıl müdahaleler olabiliyor? Omuzda artroskopik olarak müdahale ettiğimiz ve tedavi ettiğimiz hastalıklar en sık rastladığımız problem rotator kaf dediğimiz omuzundaki döndürücü kasların tendonlarındaki yırtıklar, sıkışma sendromları. Yine bu tendonun üst taraftaki kemik ile sıkıştırılması gibi sendromlar, tendinit dediğimiz durumlar. Yine biraz önce bahsettiğimiz çıkıklar, bankart lezyonları artroskopik olarak tamir edilebiliyor. Kırıklara, eklem içi kırıklara artroskopi yardımlı müdahale yaparak bunları tedavi edebiliyoruz. Hastada büyük bir kesi olmadan küçük deliklerle bunları tedavi edebiliyoruz. Yine enfeksiyonlarda eklem içini enfeksiyondan kurtarma girişimleri yapabiliyoruz. Donmuş omuz dediğimiz bir durum var. Biraz önce o vakadan çıkıp geldim buraya. Oldukça ağırlı bir durum. Omuz son derece ağırlı, hareket etmiyor. Hastalar bu hastalıktan çok muzdarip oluyorlar. Donmuş omuzda da artroskopik tedavi yapıyoruz. Ama tabii önce fizik tedavi girişimleri yaparak bunlardan fayda görmeyen vakaları ameliyat ediyoruz artroskopik olarak donmuş omuzda. Ama biraz önce bahsettiğim rotator kaf yırtıklarında ilk yapılacak işlem cerrahi, artroskopik cerrahi. Yani önce bir fizik tedavi yapalım, olmazsa yapalım diyecek bir durum yok. Çünkü tam kat yırtıkları kesinlikle kendi kendine iyileşmiyor. Fizik tedavi yapılırsa yırtık yani ameliyat edilmeden fizik tedavi yapılırsa yırtık büyüyebiliyor. Onu büyütmeden yırtık küçükken tamir edip ardından tabii ki fizik tedavi veriyoruz. Fizik tedavide oldukça iyi başarılı sonuçlar ameliyat sonrası elde ediliyor. Abi anladığım kadarıyla işte her zaman deriz ya, hastalık yoktur, hasta vardır. Hastaya göre karar veriliyor ama omuz biraz daha hassas, Kompleks. beslenme açısından
damar sinir yapılanması bakımından çok vakit geçirilmemesi gereken bir eklem değil mi diğer Evet. eklemlere göre? Mesela bu donmuş omuzdan söz ettiniz. Bunun sebebi arasında neler oluyor? Aniden mi gelişiyor? Uzun dönemde mi gelişiyor? Öncesinde bir belirti veriyor mu hastada? Dolmuş omuz iki türlü görülebiliyor. Primer dediğimiz olaylar kesin belli bir cerrahi ya da travma gibi bir sebep olmadan belli sistemik hastalıkları olan bazı hastalarda görülen, ani başlayan, örneğin hipotiroidi, diyabet Ha, hastaları, Guatr'ın az iskemik çalışması, kalp şeker hastalığı. hastalıklarında da daha sık Evet. rastlanan bir durum. Burada kapsül sertleşiyor, omuzun hareket etmesine izin vermiyor ve çok ağırlı bir durum bu. Omuzun hareketsiz çok ağırlı bir durum bu. Ne kadar Kapsül sürede gelişiyor abi sertleşiyor. genelde bu donmuş omuz? Şimdi primer olanda çok hızlı bir şekilde gelişebiliyor bahsettiğim hastalığı olan kişilerde. Evet. Bir de sekonder dediğimiz bir tipi var. Burada hasta cerrahi geçirmiş olabiliyor ya da travma sonrası bir takım lezyonlar olabiliyor. Buna bağlı olarak hasta uzun süre omuzunu hareket ettirmiyor. Hareketsiz uzun süre kalırsa, bir 3 ay kadar örneğin hareketsiz kalırsa artık o omuzdan pek hayır gelmiyor. Yani tamamen sertleşiyor, kapsülit gelişiyor, adezif kapsülit deniyor ya da dönmüş omuz gibi değişik isimlerle adlandırılıyor. Sekonder olan da sebepler travma ya da işte dediğim gibi cerrahi girişim sonrası uzun süre hareketsiz kalması. Sebep bu. Bunlar da öncelikle fizik tedaviye yönlendiriyoruz. İlaç, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlarla iyileşme ihtimali var diye önce oraya gönderiyoruz. Ama yaklaşık 4-8 hafta gibi sürede fizik tedaviyle iyileşmeyen, geçmeyen hastalar muhakkak artroskopik cerrahi yapıyoruz. Artroskopik olarak kapsül gevşetmesi yapıyoruz. Bugün yaptığıma kadar öyle bir şeydi. Abi az önce işte artroskopiyi anlatırken açık ve kapalı ameliyat diye cümle içinde kullandık. Bu açık cerrahi ile artroskopik cerrahinin arasındaki avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Açık cerrahiye göre çok avantajı var. Ne gibi avantajları var? Bir defa ameliyatı daha yaparken küçük küçük insizyonlar gibi. Yani bir kesi yok, insizyon yok. Delik var sadece. 0,5 santimetreyi geçmeyen bir veya iki veya üç tane delik ortalama olarak açarak o deliklerden küçük cerrahi aletleri sokarak yaptığımız bir işlem. Dolayısıyla hastaya bir zarar vermiyoruz bir işlem yaparken. Böyle büyük kesiler açarak bir zarar vermiyoruz. İkinci avantajı belki daha da önemli bir avantajı var. Biz teşhisi tabii ki ameliyat yapmadan önce teşhis koyuyoruz. Ama artroskopik cerrahi sırasında önce bir tanısal olarak bütün eklemin içini skopla gözlüyoruz. Gözle Bütün direkt yerleri görüyorsunuz. gözlüyoruz. Çünkü ameliyat öncesi koyduğumuz tanıda eksiklikler olabiliyor. Probleme bizim tanıyı koyduğumuz probleme eşlik eden ikinci, üçüncü sorunlar da olabilir. Onları o anda hemen tanısını koyup bütün problemleri artroskopik girişimle halletmiş oluyoruz. Sonuçta hasta iyileşebiliyor. Ama açık cerrahide sadece küçük bir yeri açıyoruz. Yani belli bir bölgeyi açıyoruz. Açtığımız yeri görebiliyoruz. Oradaki problemi hallediyoruz. Ama arkada bir problem varsa hastanın şikayetleri geçmiyor ve devam ediyor. O yüzden Artroskopi artroskopi öncelikli olarak değil mi? Her tercihimiz yeri oluyor. görüyor. Daha az kesiyle Daha iyileşme az süresi kesiyle. daha çabuk. Peki omuzla ilgili tabii sizin protez de çok ön planda. Diz, Tabii kalça onları da protezleri. Omuzla yapıyoruz. ilgili de protezler yapılıyor değil mi? Tabii yapıyoruz. Omuz protezleri de yapıyoruz. Onu ne zaman yapıyoruz? İleri derecede kıkırdak bozuklukları gibi kireçlenme halk arasındaki tabiriyle kireçlenme gibi vakalarda. Bir de rotator kılıftan bahsettik biraz Evet. önce. Onun yırtıklarından bahsettik. O yırtıklar tedavi edilmezse ne olur? Ston aşamada proteze giden bir omuz ortaya çıkar. Nasıl oluyor? Yırtık tendon tamir edilmediği zaman gün geçtikçe geriye doğru kaçarak küçülüyor. Artık elimizde tamir edilecek bir tendon kalmıyor. Zincirleme olarak omuzun içindeki diğer yapıları da bozuyor. Kıkırdaklar bozuluyor. Omuz yukarı doğru kemiğe dayanacak kadar yukarı çıkıyor ve
Omuz tamamen bütün yapılarıyla bozuk bir hale gelebiliyor. O zaman protez gerekir. O da açık ameliyatta olur tabii. Evet Artıracak abicim, az olmaz. önce de hani söylemiştik ama tekrar üzerine bastırmak istiyorum. Tabii. Omuz cerrahisine gerçekten zamanlama çok çok önemli o zaman. Çünkü Zamanlama önemli. Evet. çıkıklarda da ilk 6 saatin çok önemli olduğunu Hı. belirtmiştiniz. Daha sonrasında da işte ameliyatın süresi, tedavi, fizik tedavi öngörüleri bazı durumda hiç olmuyor. Hı. Bazı durumla yapıldığında da muhakkak çok da uzatmamak gerekiyor. Omuz çok kompleks. Mesela omuza protez koyduk. Bu ilk etapta şunu sormak istiyorum. Genelde bu artroskopik müdahalelerin süresi ne kadar oluyor? Artroskopik müdahalelerin süresi tabii vakaya göre değişiyor. Cerrahın tecrübesine göre değişiyor. Yarım saatten başlayıp 2 saate kadar uzayan vakalar var. Ama ortalama yarım saat, 1 saatte çoğu işlemi yapabiliyoruz. Yani bir tecrübeli hekimin yaptığını varsayarak bunları söylüyorum. Ortalama 1 saat diyelim. Yani kompleks bir iş varsa önümüzde 1 saat. Bazen 2 saate kadar uzayabiliyor. 2 saatten fazla uzatmamak gerekiyor. 2 saatten fazla uzayan vakalarda ameliyatı sürdürmek oldukça zorlaşır. Sebebi de şudur. Biz eklemin içine sıvı vererek, eklem kapsülünü şişirerek çalışıyoruz görüntüyü arttırmak amacıyla. Uzun süre sıvı verdiğimiz zaman çok şişlik olup yani ameliyat sonrası hastalarda çok ağrılar olur. Bir de görüntüler bozulmaya başlar 2. saatten sonra. Hele 3 saati geçen vakalarda artık mümkün değildir peki yani omuzu görüp cerrahi sürdürmek mi? O yüzden hızlı olmak gerekiyor. Evet abicim. Genel anesteziyle oluyor. Genel anestezi ile yapıyoruz. Genellikle bazen skalen blok dediğimiz rejyonel anestezi de yapılabiliyor. Bugünkü vakaya mesela öyle yaptık çünkü akciğer problemleri vardı. O da çok büyük avantaj değil mi abi? Büyük avantaj Çünkü hasta sistemin uyumadan evet sadece bu bölgeyi uyuşturup o şekilde Çünkü yapıyoruz, genel anestezi yapabiliyoruz. ne olursa olsun tabii ki riski daha fazla Tabii bazı oluyor. riskleri var. Bir de az önce söylediğiniz gibi akciğer sorunları var dediniz. Ha, var. Sonuçta bu hastalıklar genelde sistemik hastalığı olanlarda eklem hastalıkları çok daha fazla oluyor. O yüzden muhakkak genel anestezi kullanılmadan yapılabilecek ameliyatların hallolması sizin tarafınızdan tabii ki hastalara çok büyük avantaj ve lüks sağlıyor. Evet. Şimdi abi omuz cerrahisi açık cerrahi yapıldı. Protez konuldu. Tabii bu kemiklerle ilgili yapılarda MR çok çok yaygın. Evet, Sonra evet. kontrollerinde de bu omuz cerrahisi yapılan hastalarda MR çekilebiliyor mu? Genelde hastaların böyle eskiden hep korkuları, önyargıları Evet, oluyordu. artık Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir tabii misiniz? ki artık yeni nesil protezlerde MR çekilebiliyor. Kullandığımız materyaller titanyum, kobalt krom gibi maddeler. Bunlar da MR çekilmesinde hiçbir sakınca olmuyor. Çekilebiliyor kesinlikle. Tabii şimdi şu da var. Artık kalp pillerinde bile kalp pili takıyoruz. MR uyumlu kalp pilleri takıyorum abi. Hastaya MR çekiminden önce MR moduna alıyorum pili. Onu ayarlıyorum. İstersem MR çekildikten hemen sonra normal moduna alıyorum. İstersen bırakıyorum. Otomatik saatini söylüyorum. 3 saat, 6 saat sonra normal moda dönsün diye ayarlıyorum. Ne Tabii güzel. onlar da çok avantajlı. Hatta bizim hastanemizde de 10 gün önce böyle bir hastaya MR çekilsin diyorum. 3 kez teknisyenler arıyor. Ya hocam hani bak kalp pili var bir şey olur mu vesaire. Emin olamıyorlar Emin tabii ki. olamıyor. Gerçekten teknoloji çok ilerledi. Kalp Evet, pili aynen. takıyoruz MR uyumlu. 1,5 ay izin vermiyoruz. Sonrasında pilin modunu ayarlayarak çok rahat bir Ne şekilde güzel. çekiliyor. Gerçekten sizin bu protezlerle bizim kalp pillerindeki teknolojinin ilerlemesi herhalde hastaların çok Evet, çok böyle faydasını oluyor. kesinlikle. Mehmet abicim şimdi ameliyatı oldu hastalar. Hastanede bir gece tutuyor Bir musunuz? gece tutuyoruz. 2 gün yatırdım pek olmadı yani. Hep bir gün yeterli oluyor. Tabii artroskopi olunca küçük kanama vesaire çok Evet. fazla beklenmiyor büyük bir kesi olmadığı için. Sistemik Evet. hastalığı da lokal anesteziyle olduğu zaman Çok çabuk gerçekten rahatlıyor. Çok rahatlıyorlar. büyük Evet, büyük avantaj. avantaj. Evet. Peki normal işlerine ne kadar zamanda dönüyor hastalar? Tabii yapılan işleme bağlı ya da işte tanıya bağlı. Tanıya göre yapılan işleme bağlı olarak bu değişkenlik gösteriyor. Sık
karşılaşılan rotator kılıf yırtıklarından hani kısaca bahsedeyim, bir ortalama bir rakamlar söylemem gerekirse tabii değişiyor bu duruma göre. Tendonun sağlamlığına göre, yaptığınız cerrahinin sağlamlığına göre, yırtığın büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Genellikle böyle bir tamir yaptıktan sonra bir gün tabii hastanede yatırıyoruz. Hemen ağrıları kesici, enflamasyonu giderici medikal tedaviye başlayıp soğuk uygulaması hemen başlıyoruz. İlk günden sonra giderek hızlı bir şekilde rahatlamaya başlıyor ağrı açısından. Hastalar ilk bir ay pasif hareketler yaptırıyoruz. İkinci ay ilk bir ay pasif hareketler. İkinci aydan sonra, üçüncü ayda aktif asiste dediğimiz yardımlı hareketler. Üçüncü, dördüncü ay, beşinci ayda da artık dirence karşı hareketler başlıyor. Şimdi tabii hastalarımız merak ediyorlar, işe ne zaman döneriz? Hastanın tabii işiyle de alakalı. Çok diyelim ki profesyonel sporcuyu ameliyat ettiysek 6 aydan önce spora dönemez. 6-9 ay sürer. Ama daha basit masa başı işler olan hemen birkaç hafta içinde işine döner. Tamamen bir hareket kısıtlığına gitmiyoruz. Ameliyattan sonra belli hareket açıklıklarında izin veriyoruz. Hatta yapmasını teşvik ediyoruz. Sadece belli açılardaki, örneğin yukarı kaldırırken bazı hareketleri ona biraz dikkat diyoruz. Yani yaptığımız tamiri bozmamak başlangıçtaki amaç. Sonra zamanla zaten o kaynıyor, kemikle birleşiyor tendon. Daha aktif dirence karşı hareketleri de başlayabiliyoruz. Ortalama 6 ay profesyonel sporcular için. Sporcu olmayan insanlar, normal yaşantısı hayatı olan insanlar için masa başı ise özellikle hemen birinci ayda dönebilir de işine. Yani çok değişkenlik gösteriyor. Kesin bir rakam söylemek Şimdi zor. omuz diyoruz da işte bir sürü ligament, bir sürü kas, bir sürü sinir, eklemi oluşturan kemikler var. Tabii hangisinde ne sorun olduğu da çok çok önemli. Sizler zaten hastayı gördüğünüz zaman buna göre tanı koyup tedavisini yapıyorsunuz ve tedavi süreci de illaki hastanın birçok yapı sigara içmesi bile çok çok değiştiriyor değil mi? Doku iyileşme sürelerini. Tabii o net bir zaman vermek çok zor. Mehmet Avcım, omuz cerrahisiyle, omuz anatomisiyle ilgili bize çok değerli bilgiler verdiniz. Eklemek istediğiniz bir şeyler olursa sonunda sözü size bırakmak istiyorum. Eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ediyorum ben de. Mehmet abi, sizden anladığım bugün Varsa omuz işinde çok fazla geç kalmamak lazım. geç Ehil kalmamak lazım. ellere hemen emanet etmek gerekiyor. Geç kalındığı zaman beslenmesi bozulan bir eklemi tamir etmek çok daha zor oluyor anladığım kadarıyla değil mi? Protezlere kadar gidiyor. Çok değerli bilgiler abi. Çok sağ olun vakit ayırdığınız Ben için. çok teşekkür ederim. İnşallah ileride yine birlikte İnşallah, program inşallah yapmak görüşmek dileğiyle. üzere. Evet, Teşekkür. Vakti Saat izleyicileri, ortopedi uzmanı Sayın Mehmet Yılmaz Bey bize omuz cerrahisi ile ilgili çok değerli bilgiler verdi. Tabii kendisi kalça, diz operasyonları da yapıyor ama omuz cerrahisinde gerçekten çok fazla deneyimi olan bir hekim. Haftaya yine değerli bir başka konuğumuzla karşınızda olmak üzere kalbimizin birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.